Arda Güler konusu yani beni hayrete düşürüyor. O çocuğu koyun, yapamıyorsa yapamadığını görün. Görelim. Ama Arda Güler'i büyük yıldız olarak önümüze koymayın. Bana daha yıldızlığını gösteremedi. Bana 5 tane zor maç oynasın, Arda gidip pabuçlarını okşayayım yani. Yani. Devam edeceğiz. Galatasaray'ın antrenmanı başladı. Muhabir arkadaşımız Emre Kaplan'a bırakalım hemen sözü. Teşekkürler. Biz de Florya'dan, Metin Oktay tesislerinden mutlu günler, yayınlar dileyelim. Galatasaray'ın Giresunspor hazırlıkları Florya Metin Oktay tesislerinde devam ediyor. Kameraman arkadaşım Mehmet Tekin'den rica edeyim. Hemen buradaki görüntüleri sizlere aktarırken ben de takımla ilgili son bilgileri paylaşmaya gayret edeceğim. Yaklaşık 5 dakika önce sarı kırmızılı oyuncular çalışma için, antrenman için sahaya çıktılar ve şu anda da antrenmanın ilk bölümünü ekrana yansıtıyoruz. Galatasaray'da bu hafta itibariyle herhangi bir eksik oyuncunun olmadığını ifade edelim. Sakatlığı bulunan herhangi bir oyuncu yok Galatasaray'da. Kazımcan Karataş ve Matias Roz da artık takıma katıldılar. Takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyorlar. Özellikle Dünya Kupası arasında çok fazla sakatlık problemi yaşanmıştı Galatasaray'da. Çok fazla oyuncunun uzun süreli sakatlıkları bulunuyordu ama artık bu durumun tamamen ortadan kalktığını söyleyelim. Bu arada bir pasta görüyorum Okan Hoca'nın hemen arkasında. Bugün doğum günü olan Ali Turap Bülbül vardı sabah saatlerinde. Galatasaray Kulübü bu konuda bir açıklama yapmıştı ve şimdi de hemen antrenman sahasında bir gelenek olarak doğum günü kutlanacak pasta geldi. Tabi burada gelenek itibariyle takımın en genç oyuncusu pastayı getiriyor. Berkan Kutlu da şu anda pastanın yanında, kendisinin doğum günü kutlanacak. Şu anda da bu görüntüyü ekrana yansıtıyoruz. Türk takım Berkan'ın etrafında, o da pastayı kesti. İlk dilimi de yanındakilere ikram etti. Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Berkan Kutlu son dönemde özellikle Fenerbahçe derbisindeki performansı, onun öncesinde Torreira'nın yokluğunda ilk 11'in parçalarından bir tanesi haline geldi. Sezon başında tartışılan bir durumu vardı aslında ama sonrasında gösterdiği performansla özellikle yerli rotasyonunu da zenginleştiren, güçlendiren isimlerden bir tanesi haline geldiğini söyleyebiliriz. Tüm takım ve teknik heyet şu anda Berkan'ın doğum gününü sağ kenarında kutluyor. Okan Hoca da şu anda ilk tebrik edenlerden bir tanesi oldu. Berkan kutluyor. Sarı kırmızılı takım bir gün izin yapmıştı. Pazartesi günü takım izinliydi. Maçın ardından pazar günü bir rejenerasyon çalışması gerçekleştirildi. Pazartesi günü takım izinliydi ve dün akşam itibariyle çalışmalar başladı Giresunspor mücadelesi için. Az önce de ifade ettik, sakatlığı bulunan herhangi bir oyuncu yok. Ama Galatasaray'da Giresunspor karşılaşmasında Abdülkerim Bardakçı'nın forma giyemeyeceğini söyleyelim. Cezası nedeniyle, son maçta gördüğü sarı kart nedeniyle Abdülkerim forma giyemeyecek. Nelson'un elinde ve ayağında aldığı darbeler vardı son karşılaşmada Antalyaspor mücadelesinde. Ama herhangi bir problemi yok. Kontrollerin ardından takımla birlikte çalışmalara başladı. Şu anda da sahada kendisine yer bulmuş durumda Victor Nelson. Herhangi bir problemi yok gibi gözüküyor. Az önce o da elinde darbe aldığı yeri gösterdi teknik heyetteki isimlere. Ama herhangi bir problemi dediğimiz gibi bulunmuyor Victor Nelson'un. Galatasaray'da tabii Giresunspor maçında savunmada zorunlu bir değişiklik yaşanacak. Abdülkerim Nelson ikili sezon başından beri Galatasaray'ın en formda, en güven veren ikilisi olarak dikkat çekiyorlar. Burada Emin Bayram'ın yeniden süre almasını, Emin Bayram'ın yeniden ilk 11'de olmasını bekliyoruz. Sezonun ilk bölümünde, ilk yarısında Abdülkerim'in cezalı olduğu ilk maçta ve yine ceza dönüşünde Emin Bayram 3 maçta ilk 11'de oynamıştı. Son olarak da Alanyaspor karşılaşmasında, Ziraat Türkiye Kupası'nda kendisine 11'de yer bulmuştu.
Giresun deplasmanında, bu zorlu deplasmanda yine Nelson'un partneri olarak Emin Bayram'ın görev almasını bekliyoruz. Onun dışında da herhangi bir değişiklik olmayacak gibi gözüküyor tabii. Hafta içerisinde herhangi bir aksilik, herhangi bir sakatlık problemi yaşanmadığı durumda. Şu anda şunu söyleyelim, İstanbul'da herhalde bu yılın en soğuk gününü yaşıyoruz. Flora Metin Oktay tesisleri de bundan nasibini almış durumda. Fıskiyeler açıldı bu arada. Sağ kenarındaki fıskiyeler açıldı. Tam soğuktan bahsederken biraz basın mensuplarının olduğu bölüm ıslandı da. Ve dediğimiz gibi bu soğuk havada şu anda Galatasaray'ın çalışması devam ediyor. İlk bölümde biraz daha ısınma hareketleri gerçekleşecek. Sonrasında ise taktik bölüme geçecek sarı kırmızılı oyuncular. Önemli bir seri yakalandı son dönemde. Son yılların en uzun galibiyet serisine ulaşmış durumda Galatasaray. 12 maçlık resmi maçlarda galibiyet serisi. Ligde de 9 maçlık bir galibiyet serisi. Tabii ki hedef bunu daha da yukarıya, daha da ileriye taşımak olacak. Tamamen bu motivasyonla şu anda Galatasaraylı oyuncular, Galatasaray teknik heyeti çalışmalarını sürdürüyor. Antrenmanın bir bölümü basına açık. Sonrasında taktik çalışma esnasında basına kapanacağını söyleyelim. Şu anda Okan Hoca da ekibiyle, yardımcılarıyla bir görüşme gerçekleştiriyor. Bugünkü antrenmanın gidişatına dair, bugünkü antrenmanın içeriğine dair bir görüşme olduğunu söyleyebiliriz. Biz yavaş yavaş buradaki yayınımızı noktalayacağız. Antrenmanda yeni bir gelişme olması durumunda, yeni bir durum olması durumunda yeniden A-Spor ekranında bunu paylaşıyor olacağız ama şimdilik buradaki yayınımızı noktalayalım. Galatasaray antrenmanından son bilgileri, gelişmeleri Emre Kaplan bizlerle paylaştı. Canlı olarak da antrenmanı ekranlara getirdik değerli izleyenler. Galatasaray bir tek sen Giresun Spor deplasmanına gidecek bu hafta ve o maçın hazırlıkları da tüm hızıyla sürüyor. İstanbul'da da yağmurlu bir hava var. Kameralar ıslanmıştı. Evet. Trafiğe çıkacaklara, yola çıkacaklara da, evde olanlara da şimdiden söyleyelim. Biz buradan göremiyoruz tabii hava durumunu ama Trabzonspor'un antrenmanı da aynı dakikalarda gerçekleşiyor. Basına açık yine Yunus Emre Sel'e gideceğiz şimdi de değerli izleyenler. Teşekkürler. Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde yaptığı antrenmanla Atakaş Hatayspor'la deplasmanda oynayacağım için hazırlıklarını sürdürüyor.